Herkese pazartesi gününden selam olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kahvaltı hazırlığına geçtim. Kendi nevresimlerimizi attım. Yarınkileri çıkardım. Daha benimkiler bitmeden elektrik gitti. Acayip bir yağmur var, görüyorsunuzdur belki. Kapata kapata geliyor. Ha. Kapata kapata. Yani? Yani bize doğru yaklaşan bir şey var. Gemi var. Evet. Ama iyi yağacak, evet. Karşı taraflar baksana. Öyle bakalım, kahvaltımızı hazırlayalım. Şimdi biber de kızartacağım. Nasıl kapandı? Evet, hiç yok. Ana. Elektrik niye gitti anlamadım. Geri geldi. Geldi mi? Aa. Ha, şimdi fark ettim bak. Ben buraya çıkınca gelmiş o zaman. 10-15 dakikadır yoktu. Öyle bakalım. Hadi patatesler yanmasın. Ben de biliyorum sen gezdiğin gibi. Bak bak. Olsun, biz yine gezeriz. Bereket bereket. Kahvaltıyı yaptık. Ay, daha çok hızlandı. Nasıl yağıyor? Şöyle belli oluyordur. Baksanıza. Allah'ım hayırla bereketiyle yağsın inşallah. İç su nerede? Kapattım vallahi. Bozuldu zannettim. Allah Allah. Şimdi bir şey deniyorum. Tekrar kahveyi döktüm. Sanki şu haznesinde bir sıkıntı oldu ya. Allah Allah. Şu arka haznesinde bir sıkıntı var galiba da. Güzel yaptı. Ama anlamadım gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Ters geldi. Barış, balkona mı geçelim, oraya mı getireyim? Balkon dedi galiba. O makineye hemen bakmam lazım. Hatta Barış'a göstereyim şimdi. Onda ne sıkıntı var biliyor musun? Ben sana şimdi göstereceğim. Neyde? Makinede. Aynen. Ödüm koptu. Şöyle Barış Bey'in kahvesi. Şöyle benim kahvem. Kabak sezonuna geçtik. Ne diyorsun? Evet. Papatyalar da yakında kalkar. Şöyle yağmur eşliğinde. Bunu da yıkadım da buraya astım. Durdu. Az önce Barış'a göstermek için aldım. Oradan öyle bir damladı ki. Bak şimdi durdu. Bir nazar değmesin. 650 liraymış şu hazne. Hemen baktım. Şimdi güzel şey yapayım. Neydi? Şuraya karbonat çıkarmıştım Barış. Onu falan güzel karbonatla sirkeyle temizleyeyim. Akıyor mu? Şu tahmin ediyorum. Hastayı kontrol ediyoruz. Check-up yapıyorum hastaya. Buraları güzel cifleyeceğim şimdi de. Dedim Barış, 2 dakika buna bak. İyi ya, üzüldüm vallahi. Çünkü makinemi genelde herkes soruyor memnun musun diye. Ya şurada. Anladın mı? Anladım. Yok değil mi şu an? O ne oldu bence biliyor musun? Şunları falan buraya koydum da. Şuraya su geldi. Bence. Bak hala var burada su. Bak Barış, burada su var. Bence ondan o cıs cıs yaptı. Limon tuzum kalmamış. İçleri de bakın. Şöyle göstereyim. Birkaç kahve yaptıktan sonra böyle kötü oluyor arkadaşlar. Bunların içlerini temizleyeyim. Bu da aynı şekilde. Şimdi hem ben hem Yaren yapıyor. Ben genelde yaptığıma böyle kötü olduğunu da görüyorum da. Ay, şuna çok sevindim ya. Gerçekten bozuldu zannettim de. Gerçi 650 lira alınırdı da. Sulardan dolayı bak ne kötü şey olmuş, kireç. Şimdi bunu temizleyelim. Dünden bizim yemeklerimiz var. Makarnamız var, çorbamız var. Benimkiler isterlerse ya fırında tavuk yapayım diyorum bugün. Hiç markete çıkacak hava da yok ama ekmek de almamız lazım. Ay, ne kadar koydum. Bunu da Bim'den mi almıştım hatırlamıyorum. Pim, yanlış bir şey döktüm sandım. Aşırı kireç olmuş yalnız. İçme suyuyla yaptığınızda kahvenin köpüğü olmuyor. O yüzden musluk suyu kullanıyorum ben buna.
Şimdi benim ev resimleri kurutmadan çıkardım. Onları güzel şey yapacağım. Takacağım. Normalde beyaz sirke güzel oluyor ama bende üzüm sirkesi var. Evet. Limon tuzu da olsaydı iyiydi ama bulamadım. Ya bitmiş ya da yok. Bak damlamıyor. Yoksa nasıl damlamış? Şıpır şıpır. Temizleyeyim. En son halini sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Evet. Kireci temizledim. Gördüğünüz gibi bayağı kireçlenmiş. Güzel dışını sildim. Demek ki işte kısa devre falan mı yapacaktı ki Barış oradan? Çünkü bir cıs cıs yaptı. Şöyle. Bakın damlamıyor. Bayağı şapır şapır damlıyordu. Çok şükür. Evet, eşim bunu halletti. Ben de hemen bunları böyle ışıl ışıl gözüküyor mu? Bakın. Ay nasıl güzel oldu. Kendi yaptığıma kendim hayran kaldım. Kurulama beziyle. Ben bilmiyorum, kahve makinemi çok seviyorum. Sadece şurayı işte Yaren yanlışlıkla sanırım böyle vurdu. Orada bir buruğu var sapında. Ne oldu? Işıl ışıl. Bunlara sakın sakın kimyasal kullanmayın. Böyle porçöz kullanan bir arkadaşımı duymuştum da ben ilk aldığım günden beri limon tuzu sirke karbonatla yapıyorum. Bugün limon tuzu yoktu ama sonuç görüyorsunuz. Sadece karbonat ve sirke ile ışıl ışıl. Yerine kaldıralım şimdi. Öyle arkadaşlar. Bir şeyimiz bozulmasın valla. Şimdi şöyle evden çıktık. Makineler çalışıyordu. Onları kapattım. Suyumuz azaldı da. Barış bir bakacak. Bitiyor mu acaba? Ona göre kozluya gideceğiz. Dolduracağız. Hep su olmuş buralara. Hadi bakalım. Hangisiydi? Bu kartlı su iyi oluyor ama bir yönden de zor. Aa, buraya ışık takmışlar. İyi, önceden yoktu. Küçücük saçları şöyle toplamaya çalıştım. Yağmur durdu. Şimdi Barış baktı. Daha bir 3-4 aylık su var diyor. Demek ki ya su kesildi o zaman. Bayağı böyle incecik akınca ben dedim eyvah su bitiyor. Çünkü bayağıdır böyle yüklü doldurulmuştu. Almamıştım. Neyse artık çıkmış bulunduk. Kozlu'ya gidelim. Bir iki eksiklerimiz var. Onları alırız. Yalnız var ya, durduğunuz yerde ter döküyorsunuz. Böyle havanın kapalı olduğuna, yağmurlu olduğuna bakmayın. Az kaldı, bu nemler bitecek. Bir 10 güne kadar nem falan kalmaz bence. Değil mi Barış Bey? Evet. Evet. Yürüme gidiyoruz, arabayla gitmiyoruz. Spor olsun. Üstüme hiçbir şey almadım. Çünkü beni böyle nem çok kötü yaptı. Haydi gidelim. Arabayla gitmiyoruz dememizden 5 dakika bile olmadı. 2 dakika sonra arabadayız. Havamız açtı. Zonguldak'ta Gökçe Bey tarafında kaza oldu bu arada. Baya bir yaralılar var. Allah şifa versin. Allah yardım etsin inşallah. Kozlu diye çıktık. Kendimizi AVM'nin orada bulduk. Biraz dolaşalım dedik hava açmışken. Barış Bey de evde biliyorsunuz. Zonguldaklı olan arkadaşlarım bilirler. Eski hayvanat bahçesiydi burası eskiden. Sonra bir kafe gibi olmuştu. Şimdi böyle yine şeyler var aslında da çok fazla yok. Şurada bir kafe var. Böyle biraz yürüyeceğiz buralarda. Güzel açtı ama hava.
Biz en son... Buna bakıyor musun? Aa, nasıl güzel. Barış, biz en son şurada bir şeyler alıp da evet, sanki simitle çay içmiştik. Evet. Ay çok güzel. Üstüm şey değil, güzel değil. Yoksa beyaz çekerdim. Bak şu. Nasıl güzel. Bizimle geliyor. Bu mevsim hiç gelmemiştim. Evet, o çok güzelmiş. Kırılmış hatta birkaç şey, değil mi? Zarar gördüm. Kokusunu aldın mı? Çam kokuyor. Ne diyordum? Ha, böyle sonbaharda buraya gelmemiştim. Zaten Barış'la bir kere gelmiştim. Keşke bir şeyler alsaydık, şurada otursaydık Barış. Bak çantası yok. Ana. İçinden çıktı. Bakın zirveye geldik. En uca geldik. Bayrakta dalgalansa daha güzel çıkardı da. Bak manzara bakıyor. Oo, çok güzel. İyi ki gelmişiz. Barış daha gidiyor yalnız. Ay nasıl güzel. Aa, bu şey neydi? Yani arkadaşımla ben de arkadaşımla kahvaltıya gelmiştim oraya da netlemedi. Ah şimdi netledi. Huriyecimle gelmiştik oraya. Bunlara bakar mısın? Dedeman da, Barış Dedeman'ın yalnız şeyi çok güzel ha. Manzarası. Gemiler, gemiler. Baksanıza gemilere. O kadar fırtına vardı ki gidememişler. Çok güzel. Yolun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu taraf deniz, bu taraf yeşillik, çam ağaçları, mis. Şöyle dondurma yiyeceğiz. Peçetemi de alayım. Biraz içerilerde dolaştık, sizlere çekmedim. Şimdi şöyle yürüyeceğiz biraz. Havada bakın, sabahki havadan eser yok. Ben bütün camları kapattım yağacak diye ama. Gözlerim kamaştı. Gözlük de almamışım. Şimdi arkadaşlar, dünden yemeğimiz vardı ama çok araba sesi var. İleride konuşayım. Şimdi rahat rahat konuşabilirim. Şöyle gözlerim yumuş bir şekilde. Bir saat önce ablam aradı. Ne yapıyorsunuz? Yeşol dedi. Sabah da konuşmuştuk. Bugün işbaşı yaptı. Dedim Barış'la Kozlu diye çıktık. AVM'ye geldik dedim. İyi yapmışsınız dedi. Onun arkadaşı var, böyle taze balık satıyor. Dün bulamamıştık ya. Palamut almış. Eniştemle beraber bizi bekliyorlar akşam. Yaren de annem de zaten. Ablama gideceğiz dedim, sakın bir şey yapma. Çorba yapacağım, zaten başka bir şey yapmayacağım dedi. Öyle. Sezonun ilk balığını yiyelim Barış Bey, ne diyorsun? Bakalım, hayırlı olsun. Öyle arkadaşlar. Bakamıyorum ekrana ha. Şöyle bulaşık makinesini açayım. Yağlıkları falan atmıştım ama bu biraz süzülsün biz gelene kadar. Giderken kapatmıştım ne olur ne olmaz diye. Yani şöyle dursun. Saatlerimiz 7:30'a geliyor. Biz şimdi ablama gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Nereye? Ablama da. O dondurmayı yedim. Dondurma da beni yedi kaç saattir. Bana dokunmadı ama bana dokundu. Asansör gelecek inşallah. Ablama geldik. Ablam beni bekler mi? Sofrayı kurmuş. Şöyle kaşık turşuları. Daha turşumuş. Hiçbir şey yapmadık. Şöyle yapayım ya da. Aynen. Şöyle çorbaları koydum. Şimdi balıklar da gelecek. Evet. Ablamın elinden sezonun ilk balıkları. Ellerin kolların dert görmesin. Şöyle. Ha, altta da şey var. İstavit, bunu ortaya koyalım. Böyle ablamın yatak odaya geldim. Şimdi çay faslına geçeceğiz. Bulaşıkları ayarladık güzel. Balık çok güzeldi ama dondurmadan sonra dedim ya, böyle bir şeyim var. Tıka basa yememeye çalıştım. Ablamın, eniştemin eline koluna sağlık. Allah çok versin. Şimdi o zaman çay faslında yapalım. Beylerde internet problemi var. Onu çözmeye çalışıyorlar. Hadi gidelim. Şöyle çay masası kurduk. Barış Bey'e fincan. Tepsiyi getireceğim mi?
Ellerine sağlık. Şunu bırakayım ben. Tam gidiyoruz. Allah'tan ablam yine bekleriz falan balkondan konuşuyordu. Anahtarı unutmuşum. Hoş geldiniz. Hadi sağ olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Siz de gelin. Hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Öyle gidelim hadi bakalım. Şaka gibi ya. Evimize geldik. Tam ablamdan çıkarken kapısı çaldı. Komşusu Gülay'ın kızı geldi. Böyle yaban mersini getirdi. Ablam hemen bir tas koydu. Böyle biberlerden bir tane bahçe salatalığı. Kardeş payı yaptı. İlla bölme dedim. Dedi yok sizin nasibiniz de varmış dedi. Şu yelpazem de ablamda kalmış. O kadar iyi oldu ki böyle. Şimdi bunları güzel poşetlerini değiştireceğim. Şunu sabah keseriz. Böyle bahçe salatalığı çok severim. Kime niyet kime kısmet. Bize de nasip oldu böyle akşam akşam. Böyle arkadaşlar kapanışımızı yapalım. Ben de eşimin yanına geçeyim. Evet kulağımda kulaklıklar. Geldim. Edit yaptım. Bugün biraz geç kaldım ama olsun artık. Vallahi bilmiyorum ya. Ablamda da öyle bir fenalık geldi bana. Ablam ilaç verdi. Böyle belimin nasıl diyeyim size şurasına doğru bir ağrı geldi. Ya ceyranda kaldım herhalde. İlaç iyi geldi ama. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Çamaşırlarım kurutmadan çıktı. Onları katlayacağım. Ablama giderken çıkartmıştım. Ellemedim gelince hallederim diye. Hoş sohbetli güzel bir akşam geçirdik. Tekrardan ablamın eline koluna sağlık. Ablamın da eniştemin de kesesine bin bereket. Eniştem diyor ki ya şu boyayı ne zaman yapacağız? İnanın var ya hani başka insan olsa aman unutturmaya çalışır böyle. Ben unutturmaya çalışıyorum. Eniştem diyor ki boyalar seneye daha pahalanacak diyor. Soğumadan havalar yapalım diyor. Ben de böyle evet badana istiyor. Gerçekten istiyor evim. Ben badanayı temiz kullanamıyorum. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Vuruyorum, döküyorum, bir şeyler yapıyorum. Yaren odası da keza öyle. Gerçekten boyaya ihtiyacımız var. Ablam da salonun hem rengini değiştiririz yapalım diyor. Bir renkte kararsızım böyle. Vallahi beni böyle kanıma giriyorlar ama niyeyse gözüm kesmiyor. Bir yönden de iyi olur. Tüller falan da yıkanacak da. Bilmiyorum belki indiğimizde bir boya renklerine falan bakarım. Böyle aynı rengi boyamak istemiyorum açıkçası. Allah razı olsun. Eniştem yine her zamanki gibi zaten abiliğini yapıyor. İlla boyayayım diyor. Allah bin kere razı olsun. Öyle güzel keyifli bir akşamdı. Güldük, eğlendik, evimize geldik. O zaman burada da vedamı yapayım. Böyle çok dolu dolu uzun bir şeyler çekemedim bugün. Aslında ablamda bir iki bir şey çekecektim. Sonra da sohbeti muhabbeti bölmek istemedim açıkçası. Bugün de böyle olsun. Zaten izlediğiniz kahve makinem bir korkuttu beni bugün. Bozuldu falan zannettim ama çok şükür bozulmamış. Barış halletti. Sonra işte Kozlu diye evden çıktık. Kendimizi AVM'de bulduk. Yemek falan derken ablam aradı. Oraya gittik. Geldik. Vakit bu vakit oldu arkadaşlar. Saatlerimiz 11'e geliyor. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah kısmet ederse yarın burada tekrar buluşuruz arkadaşlarım. Öpüyorum. Hoşça kalın.